Değerli öğrencilerimiz, sizinle şimdi 11. dersimize başlayacağız. 11. dersimiz aynı zamanda ekolojide de demek ki yavaş yavaş artık sona doğru geliyoruz. Bunu gösteriyor. Şimdi 11. dersimizde iki tane başlığımız var. Onlardan bahsedeceğiz. Birinci başlığımız popülasyonda yaş dağılımı. İkinci başlığımız da popülasyonda büyüme eğrileri ya da büyüme grafikleri de diyebiliriz. Şimdi popülasyonda yaş dağılımları birinci maddemiz. Başlığımız. Direkt hemen grafik üzerinde yorum yapalım. Burada yaş zaman grafiğimizi görüyorsunuz. 3 tane şeklimiz var. Aynı zamanda bu 3 şekli de biraz da böyle anlaşılsın diye 3 renge boyadık. En altta sarı şerit olan kısım üreme öncesi dönem. Genelde bu hangi bireylerden oluşur ya da hangi yaş aralığındaki bireylerden oluşur? İşte 0 ile 14-15 yaş arasındaki bireylerden oluşur. Üreme öncesi dönem ya da böyle çocukluk dönemi falan diyebilirsiniz. Hemen üstte kim var? Mavi boyalı olan şerit var. Üreme dönemi var. O da genelde hangi yaş aralığı? İşte 15 ile 49-50 yani 15 ile 50 arası falan düşünebilirsiniz. Üreme dönemi, üreyen canlının olduğu bir yaş aralığı. Hemen sonrasında kırmızı şeridin olduğu yer. O da üreme sonrası dönem. O da genelde nedir? İşte yaşlı kısım, yaşlı kesim dediğimiz 50 ve 50 yaş ve üzerindeki kesim. Şimdi burada 3 tane şeklimiz var dedik. Hemen birincisinden başlayalım. Birinci şekle baktığımız zaman sarı ve mavi olan yani üreme öncesi ve üreme dönemi yani genelde böyle gençlik dönemi falan diye geçer. Burada genç birey sayısı yaşlı birey yani kırmızı olan yerden genç birey sayısı yaşlı birey sayısından daha fazla. O zaman bu nedir? Büyümekte olan popülasyon diyebilirim ben. Ya da şöyle diyeyim ben. Doğum oranı bu grafikte doğum oranı çünkü genç birey sayısı daha fazla ya burada doğum oranı ölüm oranından fazladır ya da içe göç popülasyona içe göç dışa göçten nedir fazladır bundan dolayı nedir o zaman bu gelişmekte olan ya da büyümekte olan bir popülasyondur diyebilirim. Şimdi ikinci şekle baktığımız zaman ikinci şekilde bütün renkler hemen hemen birbirine eşit. Yani bütün yaş aralıkları birbirine eşit. Ya da şöyle işte genç birey sayısı yaşlı birey sayısına eşit diye de yorumlayabilirsin. O zaman bu şeklimize kim diyeceğiz? Dengede olan popülasyon diyeceğiz. Burada dikkat ederseniz doğum oranı ile ölüm oranı birbirine eşittir. Ya da içe göç, dışa göç nedir? Birbirine eşittir. Bundan dolayı diyor birey sayısı ne azalır ne eksi ne azalır ne artar. Yani dengede kalır. Dengede olan bir popülasyondur diyor. Şimdi üçüncü şekle baktığımız zaman üçüncü şekilde kırmızı olan taraf yani üreme sonrası ya da yaşlı olan birey sayısı daha fazla. Yaşlı olan birey sayısı daha fazlaysa burada ne diyebiliriz? Küçülmekte olan bir popülasyondan bahsedebiliriz. Ya da şöyle diyebiliriz. Ölüm oranı nedir? Büyük doğum oranı ya da dışa göç eğer popülasyona dışa göç popülasyona pardon dışa göç eğer içe göçten fazlaysa bu yine nedir? Küçülen bir popülasyonun gösteriyor demektir. Şimdi bu şekilde 3 tane şeklimiz vardı. Renklerle birlikte daha iyi anlaşılır umarım. Oldu. İkinci başlığımız popülasyonda büyüme eğrisi. Şimdi popülasyonda büyüme grafiklerinden iki tip büyüme grafiği. Birincisi J tipi büyüme eğrisi, ikincisi S tipi büyüme eğrisinden bahsedeceğiz. Şimdi J tipi büyüme eğrisi grafikte de görüyorsunuz. Birey sayısı hızlı bir şekilde artar. Birey sayısı hızlı bir şekilde ne olur? Azalır. Birey sayısı hızlı bir şekilde azalmasının sebebi şu. Şimdi burada genelde diyor ki J tipi büyüme eğrisi genelde basit canlılarda ya da üreme hızı çok yüksek olan ya da üreme yeteneği çok hızlı olan canlılarda görülür. J tipi büyüme eğrisi. O zaman üreme hızı çok yüksekse birey sayısı hızlı bir şekilde artar. Bunlar diyor J tipi büyüme eğrisinde bu bireyler diyor yani çoğalan bireyler diyor. Ortamdaki kaynakları çok verimsiz kullanırlar. Ortamdaki kaynakları çok verimsiz kullandıklarından dolayı işte kaynak dediğimiz aslında ortamdaki kaynak kim olabilir? Besin gibi, işte su gibi ve benzeri faktörler düşünebilirsiniz. Birey sayısı çok hızlı artıyor. Bir de düşünün ortamda besin ya da su ve benzeri herhangi olumsuz bir durum yaşandığı zaman bunlar azaldığı zaman
Ya da bittiği zaman ister istemez birey sayısı hızlı bir şekilde de ne olacak? Azalacak. Yani ani ölümler gerçekleşecek. Bir de hemen toplu ölümler falan gerçekleştiği için birey sayısı hızlı bir şekilde ne oluyor? Azalmış oluyor. Burada denge evresi yoktur. Çünkü ne dedik? Kaynaklar çok verimsiz kullanıldı. Hızlı bir şekilde arttı. Bütün besin ne varsa bitti. Ondan sonra birey sayısı hızlı bir şekilde ne oldu? Azaldı. Bir denge evresi yoktur. Ama S tipi büyüme eğrisine geldiğimiz zaman orada bir denge evresinin olduğunu göreceğiz. Şimdi birey sayısının en fazla olduğu nokta, yani kırmızıyla boyadığımın en üst noktası birey sayısının en fazla olduğu yerdir. Buraya kim diyeceğim? Taşıma kapasitesi. Genelde grafiklere baktığımız zaman birey sayısı en fazla neredeyse orası nedir? Taşıma kapasitesinin olduğu yerdir. Bunun dışında kime geleceğiz? J tipine sakın unutmayın. Hani denge evresi yoktur. Kaynaklar ne dedik? Verimsiz kullanılır bu şekilde. Bundan dolayı verimsiz kullanıldığı için hemen biter. Birey sayısı hızlı bir şekilde ne olur? Azalma gösterir. Şimdi ikinci büyüme eğrisi kim? S tipi büyüme eğrisi. S tipi büyüme eğrisi burada biraz daha böyle gelişmiş, yani J tipine göre biraz da gelişmiş canlılarda falan görülür. Yani bitkilerde, işte hayvanlarda falan görülür. Gelişmiş hayvanlarda falan görülür. Burada kaynaklar verimli kullanılır. J tipi gibi değil. Birey sayısı artar 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 artar. Kaynağa bağlı. Kaynaklar verimli kullanılır dedik ya. Ortamdaki işte besindir, sudur ve benzeri ne varsa ona göre birey sayısı ortamdaki şartlara göre kendini ayarlar. Birey sayısı artar artar artar, belli bir süreden sonra ne olur? Bir denge evresi oluşur. Oradaki besin artı su artı geçilmesi için ne varsa onu güzel bir şekilde, verimli bir şekilde kullandığı için birey sayısı bu şekilde sabit tutar. Kendisi o şekilde yaşamına devam eder. Burada kaynaklar verimli kullanılır. Ani birey ölümler nedir? Yoktur. Yani J tipi gibi değil. Kaynak J tipine, çünkü kaynaklar bittiği için hızlı bir şekilde azalma. Burada kaynak bitmiyor. Birey sayısı kaynağa göre kendini ne yapmış oluyor? Ayarlamış oluyor. Şimdi S tipi büyüme eğrisine baktığımız zaman burada bir denge evresi var. Ondan bahsetmiştik. Kahverengin, en son kahverengin olduğu yer aslında denge evresidir. Birey sayısı nedir artı? Ondan sonra sabittir. Şimdi birey sayısına baktığımız zaman denge evresinde birey sayısı yine en fazladır. Buradaki o zaman denge evresi taşıma kapasitesini aynı zamanda gösteriyor. Çünkü birey sayısı en fazla nedir? Burada bulunuyor. Bunun dışında grafiğe odaklandığımız zaman kimleri görüyoruz? Mesela başından beri pozitif bir artış var. Bu yeşil olan kısımda. Onda yani yavaş yavaş normalde bir az yani artarak bir artış var. Sarı kısma baktığımız zaman logaritmik bir artış var. Yani J tipine benzer hızlı bir artış var. Bunun dışında sarıdan sonra hemen hangi rengi görüyorsunuz? Mor rengi görüyorsunuz. Burada birey sayısı artıyor ama dikkat edin. Bir sarı gibi değil mesela. Yani birey sayısı artıyor ama azalarak artık birey sayısı artıyor. Yani azalan bir artış ya da işte negatif artış diyebiliriz. Bir de en son kahverenginin olduğu yerde ne var? Bir denge ortam var. Birey sayısı artık burada ortamdaki şartlara göre kendini ne yapmış oluyor? Sabitlemiş oluyor. Sevgili arkadaşlarımız, 11. dersimiz de bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Sizlere iyi çalışmalar diliyorum. Sonraki videomuzda tekrardan buluşmak dileğiyle.